Alanya Posta TV ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürkmezer Başkanlığı'nda deprem kriz koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda depremzedelere yapılan ve yapılacak yardımlarla ilgili değerlendirme gerçekleştirildi. İlçede depremzede sayısının ise 40 bine yaklaştığı dikkat çekildi. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürkmezer Başkanlığı'nda deprem kriz koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mesut Güner, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Arife Uslu Gökçeoğlu, kamu kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, STK'larla muhtarlar katıldı. Toplantıda açıklama yapan Kaymakam Hürkmezer, Tosmur'da Afet Konaklama Koordinasyon Merkezi kuruldu. Alanya'da 187 otelde 7.398 oda olmak üzere 24.521 kişiyi otellerde, ayrıca yaklaşık 2.000 kişiyi Kestel, Mahmutlar ve üniversitemizin içindeki yurtlarda misafir ediyoruz. KYK yurtlarında kalanlardan başlayarak gönüllülerimiz depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını teslim ediyoruz. 3 ayrı noktada oluşturduğumuz kayıt noktalarında başta gönüllü öğretmenlerimiz olmak üzere diğer kurumlardan gelen gönüllülerimiz çalışıyor. Bu sistemle evde kalan depremzede vatandaşlarımızı kayıt altına alıyoruz. Evlerde kalan yaklaşık 14 bin kişiyi kayıt altına aldık. Dün akşam itibariyle Alanya'mızda ise toplam 38.293 kayıtlı misafirimiz var. Bize kayıt için gelmeyen depremzede vatandaşlarımıza da çağırmaya devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımız Alanya'nın 364.180 olan resmi nüfusuna göre en kalabalık mahallesi 53.000'i aşkın nüfusu ile Mahmutlar olurken, merkezde ise 18.000'e yaklaşan nüfusu ile Güllerpınarı Mahallesi dikkat çekti. Nüfusun en az olduğu mahalle ise merkezde 101 kişiyle Yasır Ali, kırsalda Toslak 3.630 ile en kalabalık mahalle oldu. Yalçı ise 93 ile kırsalın en düşük nüfusa sahip mahallesi olduğu belirtildi. Nüfusu en çok artan 2.430 kişiyle Ova olurken en çok göç veren 33 kişiyle Dereköy oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Alanya'da 364.180 olan nüfusun 207.344'ünün büyükşehir yasasıyla birlikte kapanan eski belediyeler, 118.058'i ise merkez mahallelerde yaşayanlar. Geri kalan 38.778 kişi ise yine yasadan önce köy statüsünde olan mahallelerde ikamet etmekte. TÜİK verilerine göre Mahmutlar 53.034, Oba 28.864, Cikçili 21.449, Konaklı 17.966, Afsallar 15.220, Kestel 15.445, Tosmur 11.712, Payallar 9.691, Çıplaklı 9.139, Kargıcak 5.989, Okurcalar 4.989, Türkler 4.798, Demirtaş 3.449, İncekum 3.345, Emişbeleni 1.492, Güzelbağ 762 olmak üzere 207.344 nüfusu barındırmakta. Merkez mahallelerde ise Güllerpınarı 17.989, Saray 16.641, Hacet 13.121, Kadıpaşa 12.833, Kızlarpınarı 12.098, Şekerhane 11.170, Sugözü 7.016, Cumhuriyet 5.671, Fığla 5.079, Büyük Asbahçe 3.418, Küçük Asbahçe 4.331, Çarşı 3.217, Dinek 2.409, Bektaş 1.093, Tepe 965, Tophane 225, Hisariçi 141 ve Yasarili 101 olmak üzere 118.058 kişi yaşıyor. Nüfusun 38.778'i ise köyden mahalleye dönüşen 68 yerleşim yerinde ikamet etmekte. Ali Efendi'den 23, Dere'den 33, İmamlı'dan 23 ve Karamanlar'dan 21, Soğukpınar'dan 15, Güzelbağ'dan 12 ve Mahmut Seydi'den 8 kişi bulundukları yerden taşınarak en çok göç veren yerler arasında.
Nüfusu en çok artan mahallelerse rekorla 2430 kişiyle OBA'ya ait. OBA'yı 1977 kişiyle Kestel, 986 kişiyle Cikçeli, 870 kişiyle Afsallar, 413 kişiyle Çıplaklı, 359 kişiyle Demirtaş, 170 kişiyle Kızılcaşehir ve 132 kişiyle Toslak takip etti. Yıllara göre değerlendirildiğinde Alanya'da 1965 yılında 43.459 olan nüfus 1975'te 63.235, 1985'te 8.080, 1990'da 129.106, 2000'de 257.671, 2007'de daha önce de fazla sayım olduğu gerekçesiyle yapılan düzenleme sonrası 226.236'ya gerileme yaşanırken 2010'da 248.286, 2015'te 291.643, 2021'de ise 350.636 olarak TÜİK verilerinde yer aldı. 1965-2007 arasında erkek nüfus fazla olurken 2008 ile 2015 arasında kadın nüfus sayısında artış yaşandı. 2016 itibariyle artan erkek nüfusu baz alındığında ilçede 184.024 erkek, 180.156 kadın yaşamakta. Değerli izleyenler, Türkiye 6 Şubat saat 4.17'de Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremle sarsılmıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde akabinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. İlk depremin hemen arkasından saatler sonra ve günlerdir 10 ilde arama kurtarma faaliyetleri devam etmekte. Alanya'dan da o bölgeye kalabalık bir ekip gitti. Alanya Belediyesi bu olaya duyarsız kalmadı. Olayın ilk anından itibaren Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut başkanlığında bir ekip 10 ilde farklı lokasyonlarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde bulundu. Şu an stüdyo konuğumuz Sayın Özgür Karamut. Kendisine deprem bölgesindeki faaliyetler hakkında ve ilk anda haber alır almaz neler hissetti onunla ilgili kıymetli görüşlerine başvuruyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Siz de deprem bölgesinde çalıştınız ve kısa süre önce geldiniz. 6 Şubat'a dönecek olursak 4.17'de ilk deprem yaşandı 7.7 şiddetinde. İlk haberi ne zaman aldınız? Neler hissettiniz? Zaten o saatte biz de hissettik ama tabii o depremin Pazarcık merkezde olduğunu o anda anlamadık, bilmiyorduk. Sabah 6.30-7 civarı Pazarcık merkezde olduğunu öğrendik. Zaten o anda bizim kendi ekip arkadaşlarımız da hazırlıklarını yapmış. Alanya Akut, Alanya Belediyesi kurtarma ekibi ve bizim belediyemizin fen işleri ekibi olarak 6 Şubat sabahı hazırlıklar tamamlandı. O gün ilk ekip Alanya Akut ve Alanya Belediye Kurtarma Ekibi olarak insan gücüyle olan kurtarma ekipleri gitti. Çünkü ilk başta zaten makine gücü ilk etapta pek faydalı değil, zaten girilmez. İlk etapta can kurtarma adına Alanya Akut ve Alanya Belediye Kurtarma Ekibi olarak ilk Osmaniye'ye indiler arkadaşlar. Oradan Kırıkhan'a geçtiler. Pardon, İskenderun'a indiler. Oradan Kırıkhan'a geçtiler. Biz de öğleden sonra personellerle beraber makina planlamamızı yaptık. Ona göre yola çıktık. Zaten o deprem duyulduktan sonra belediye ekiplerimizin haricinde başkanımıza sürekli telefonlar gelmiş hayırseverlerin makinalarıyla alakalı. Onları organize ettik. Onların taşıma, tırla taşıma işlerini organize ettik. O gün akşam biz de yola çıktık. İlk biz makineler yoldayken tabii biz biraz daha hızlı hareket ettik. İlk bir Maraş'a gittik 4-5 kişilik bir ekiple. Gece Maraş'a indik. Maraş feci durumdaydı. Maraş'ta bir gün kaldık. Ertesi gün Osmaniye'ye gittik. Bizim ekipler Osmaniye'de konuşlandı makineler. 2-3 gün Osmaniye'de çalıştık. Sonra ben bir iki ekip arkadaşımla beraber Kırıkhan'a, Alanya Kurtarma ve Alanya Akut ekibi orada konuşlandı. Hudut taburunda çadırlarını kurdular ve 24 saat sürekli can aramaya çalıştılar. Ki Alanya Akut ve Alanya Belediye Kurtarma ekibi Kırıkhan'da 14
vatandaşımızı canlı çıkardı. Enkazdan çıkardı. Enkazdan canlı çıkardı. Sonra Kırıkhan'dan biz ekip olarak Osmaniye'den yönlendirdik. Hatay'a geçtik. Biz de Kırıkhan'dan Hatay'a geçtik. Ekip Osmaniye'den Hatay'a geçti. Sonra da çarşamba, perşembeden itibaren düne kadar hala ekiplerimiz orada. Ben düne kadar Hatay'daydım. Bizim ekiplerimiz hala devam ediyor. Bölgede ekiplerin sevk, idare, koordinasyonu yürüttünüz oradan. Ekipler devam ediyor. Zaten bizim bir hafta 10 günlük süreçte organizasyon o işlerini hallettik. Şu anda organizasyonlar bitti. Herkes nerede ne yapacağını biliyor. Yine Allah'tan umut kesilmez. Herhangi bir ses veya bir termallerle bir canlı hissedildiği anda makineler duruyor. Buradan ben iş insan gücüyle çalışmalarda özellikle madencilere çok teşekkür ediyorum. Zonguldak ve Somalı madenciler. Benim çalıştığım başka yerde de vardır ama benim olduğum bölgedeki Somalı ve Zonguldaklı madenciler diyorlar ya insanın giremeyeceği yere giriyorlar ve canları pahasına orada can kurtardılar sağ olsunlar. Onların olmadığı yani onların işlerinin olmadığı yerlerde biz makine olarak müdahale ettik. Tabii burada organizasyon ilk etapta herkes şokta. Hatay stadyumunda lojistik anlamında ve o yabancılar başka ülkelerden gelenlerin kaldığı yani konuşlandığı yerler oralardı. Her ülkeden adam vardı orada. Her ülkeden isteyen gruplar vardı. Onlar da sağ olsunlar hepsi gerekli çalıştılar, özveriyle çalıştılar. Sonra bir artık bizim de orada olduğumuzu duyulunca makine organizasyonlarla alakalı İstanbul'dan birileri aradı beni. İstanbul Anadolu yakası inşaat firmaları olarak emrinizdeyiz dediler. Kaç makineniz var dedim. 800 makineleri varmış. 800. İskenderun Limanı'na inmiş. Evet. Onları yönlendirdik. Bir şekilde müdahale ettik. Sonra tekrar bir orada tabii WhatsApp grupları kuruldu Türkiye genelinde. Şu anda bir grup var. Amal 99 Afet grubu. O grubu da yurt dışında olan üniversite öğrencileri, İstanbul'da Anadolu Lisesi öğrencileri organize ediyorlar. İlk etapta ihbar geliyor. Bir birim ihbarı teyit ediyor. Çünkü asılsız ihbarlar da çok oluyor. Zaman kaybına neden tabii, oluyor. Asılsız ihbarlara karşı teyit ediliyor. Sonra diğer grup onu yazıya döküyor. Koordinat sistemiyle beraber ihtiyaç sistemini anlatıyor. Tabii bu İngilizce'de yazılıyor. Her dilden yazılıyor. Farklı ülkelerden gelen kurtarma ekipleri olduğu için. Hem öyle olduğu için yapanlar ama bizim Türk arkadaşlar. Genelde öğrenci, genç arkadaşlar. Tabii o grupta İstanbul'dan her yerden herkes kesimden insan var. Yani örnek vereyim mesela Doğukan Manço var. Bildiğiniz insan anlamında. Kendisi 50 tane yarım tonluk su deposu yaptırmış. Kendisi dağıtıyor tek başına arkadaşlarıyla. Bizim yönlendirdiğimiz yere kendi ihtiyaç durumuna göre bakıyor. O grupta sürekli ihbarlar geliyor. İhbarlar zaten geldiği zaman teyit edilmiş. Biz de kendimiz orada Hatay bölgesinde makine tesisatımız olsun, insan gücümüz olsun olduğu için birebir müdahale ediyoruz. Tabii bu gelen ihbarların can için geliyor. Gıda ihtiyacı işte çadırdır. Orada elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Buradan Alanya'dan arayanlar oluyordu. Taşıma, insan taşımayla alakalı. Başkanımız bize 2-3 tane otobüs gönderdi. Oradan belediye olarak bayağı bir vatandaşımızı taşıdık buraya. Hala da devam ediyoruz. Onun haricinde o gruplarla sürekli iletişim halindeyiz. Biraz önce girmeden hatta aradılar. Birkaç konuyla alakalı sorular sordular. Onları yönlendirdik. 3 tane büyük çadır gönderdik dün itibariyle. Hazırlandı. Bugün sabah gitti. Alanya Belediyesi olarak. Tabii Alanya Belediyesi olarak 3 tane. Şimdi konteynerlar yüklenecek. 100 adet konteyner göndereceğiz. Onların taşımasıyla bize ait. Tabii burada vatandaşlardan da çok iyi yönde tepki aldık. Tepki derken yani herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Tabii hepsi iyi niyetli. Ama şahsi yardımlar, kendi özel arabasıyla gelip yardım etmeye çalışan insanlar orada biraz bize zorluk çıkardılar. Şöyle zorluk çıkardılar. Sistemi bozdular. Çünkü trafik tıkanıyor. Orada tır, kamyon, büyük araçlar, özellikle ambulans. O araçlara tabii ki iyi niyetler ama orada 500 tane aracın 300'ü sivil araç olduğu zaman trafik kilitleniyor. Onun yerine buradan şimdi söyleyeyim arkadaşlar, böyle yapmak isteyen arkadaşlar yardım merkezlerine ihtiyaçlarını,
gönderecekleri malzemeleri tırlarla gönderecek şekilde verirlerse daha fazla faydalı olurlar. Yani sırf orayı görmeye gelen insanlar da var özel aracıyla. Orada onlar kalabalık ediyorlar. Yani bir şekilde organizasyona yanlışlıklar oluyor. Orada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama orada mesela insan gücü anlamında biz bildiğimiz bir şey değil. Orada herkesin o AFAD var, AKUT var, Kızılay var. İşte bizim Alanya Kurtarma. Bunlar hepsi eğitimden geçmiş insanlar. Herkes deneyimine göre hepsi müdahale ediyor. Hepsi deneyimine göre. Yani şimdi herkes orada bir kendine göre bir yardım etmek istiyor ama tabii orada bir sıkıntılar oluyor. Ben zaten buradaki arkadaşlara olsun, diğer WhatsApp gruplarına yazdım. Şahsi yardım gelmesin. Şahsi yardımı bir iki toplanma yerlerine verilsin. Oradan tırlarla gelsin. Şu anda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben Osmaniye'den Hatay'a 130 kilometre yeri 7 saatte gittim. Ve inanın sabaha doğru varırken belki normal, yanımdan, normal şartlarda 2 saat sürebilecek bir yani, yol. Otoban maksimum, daha da kısa. Maksimum. Tabii maksimum. Daha da kısa. Belki abartısı söylüyorum. 500 tane ambulans geçti o 7 saat içinde. Ama nasıl geçtiler? Yani o kadar trafik tıkanıyor ki. Her insan tamam, insanlar yardım etmek istiyor ama bazı konularda çekilip başka şekilde yardım edebilirler. Bu konularda biraz sıkıntı yaşadık. Şu an itibariyle her şey yoluna girdi. Şöyle girdi. Organizasyon anlamında girdi. Sağ olsun Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı geldikleri günden itibaren huzurda attılar. Çünkü görmüşsünüzdür belki haberlerde. Evet, Hatay için özellikle. Yağmalama olayları oluyor. Kimin yaptığı önemli değil benim için sonuçta. Bir insan yapıyor onu. Son ilk iki günden sonra Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı gereken desteği sağladı. İnsanlar onları gördüğü zaman zaten bir huzur hissediyor. Kime inanacağınızı bilemiyorsunuz orada. O insan ben evime girmek istiyorum diyor. Benim diyor eşyalarım var diyor. Ama doğru mu yanlış mı bilemiyorsunuz orada. Teyit ettirecek kimse yok. Yok. Diyor ki makineyle beni ikinci kata çıkar. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet gösteriyor ama bilemiyorsunuz. Yani şimdi bize sormadan kendi girse yağmacı zannedip emniyet müşteri tarafından. Emniyetten izin alırsan gelirsin diyor. Bir de oraya girmesi zaten ayrı bir tehlike. Bilemiyorsunuz çünkü sürekli sallanıyor. Evet. Yani artçıları artık sayamıyorsunuz yani. Sürekli bir sallanma var. Tabii orada şu anda en büyük sıkıntımız soğuk. Elektrik kısmen verilebiliyor. Verilmeye başladık galiba. Şimdi tabii elektrik verilmeyen yerlerde buradan belediye olarak 20-25 kamyona yakın odun tedarik ettik. Bölgelere dağıttık. Çünkü insanlar yollarda varillerin içinde odun yakıp öyle ısınıyorlar. Başka çözüm yok. Cenazesini bekliyor, evinin enkazını bekliyor, eşyasını bekliyor. Cenazeyi bekliyor. Çıkan cenazenin sahibi çıkmıyor. Bilmiyorsunuz kim orada battaniyede sarılı duruyor. Orada şu anda en büyük ihtiyaçlardan birisi kefen değil. Ceset torbası. Çünkü kefen de kokuyor. Ama ceset torbası lazım. Sağda solda her tarafta. Cenaze araçları bir şekilde bir müdahale ediyor. Biz üçüncü günden sonra Hatay'da bizim çalıştığımız yer Rönesans sitesi inşallah çıkacağını umut ediyorum. Taner Savut hocamız. Evet. İnşallah çıkabildiği kadar çıkar. Atsu, futbolcu Atsu aynı sitedeler. Orada çalışıyoruz biz. 6 kepçe, 4 kamyon. Tabii orada şantiyemizi kurduk sitenin yakınında. Seyyar tuvalet hiçbir yerde yok. Biz buradan şantiye olarak bir seyyar tuvalet, 2 konteyner, 1 çadır, bir su arazözü. O şantiyemiz sadece bize değil, hem vatandaşa hem diğer belediye personeline, diğer kurum çalışanlarına diğer da yardım ediyor. Çünkü isteyen herkes kullanıyor. Vatandaşa açtık biz zaten şantiyemizi. Gelen giden hiçbir şekilde geri döndürmüyoruz. Gıda olsun. Orada biz şantiyemiz şu anda çok güzel bir şekilde herkese yardım etmeye çalışıyor. Oradaki tabii kalan arkadaşlarımızın da rahatı için iyi oldu. Çünkü ilk 3-4 gün herkes arabalarda yattı. Yani arabada yatmak anlamında şöyle, hiçbir gocunan yok. Herkes yerde de yatar orada. Hiçbir sıkıntı yok. Orada çünkü insan vücudu herhalde kendini korumaya alıyor. Onu da bilmiyorum. Çünkü ne uykusuzluk, ne açlık, yorgunluk hissedemiyorsunuz. Belki oradaki ortam şartlarına karşı vücut kendini korumaya alıyor. Bilmiyoruz. Ama ihtiyaçları gidermek için. İhtiyaçları gidermek için bir şekilde şimdi personelimiz konteynerlerde yatıyor. Çünkü 24 saat çalışıyor ekip. Yani 22 saat kepçede çalışan arkadaşım vardı. Şimdi hala da çalışıyor yani durmuyor. Çalışacağım diyor. Normal şartlarda normal. 8 saatte bırakıyor. Aynen. Yani ama orada ayrı bir güç geliyor. Aynen. Hayırsever
kepçelerimiz var. İsim vereyim, bunun reklam olarak düşünmeyin. Şemgay makina getirdi. IMC Grup, Manavoğlu, Okan Çavuşoğlu. Bunların kepçeleri hepsi orada. Personelleri canı gönülden çalışıyorlar. Sağ olsunlar, hepsine buradan teşekkür ediyorum. Orada herkes elinden ne geliyorsa bir şekilde yapmaya çalışıyor. Allah güç kuvvet versin. Rönesans sitesinde arama kurtarma faaliyetinde bulunduğunuzu ifade ettiniz. Siz de teknik bir kişi olarak aynı zamanda mühendissiniz. Rönesans sitesinde sizin yapılaşma anlamında beton, demir vesaire anlamında dikkatinizi çeken bir ayrıntı var mı? Şimdi bugün... Sadece deprem fay hattı oranın altından geçtiği için mi yıkmış yoksa... Hayır. Öyle rastgele farazi mi yapılmış? Yok, farazi yapıl demeyelim de şöyle, şimdi üç çeşit yıkılma gördüm ben orada. Birisi zemin sıvılaşmasından olup binanın olduğu yere oturması, iki kat aşağı iniyor. Bir yıkılma gördüm farklı, yani üç çeşit var zaten. Diğeri de işte kolon kiriş birleşimleri deriz. Buradaki demir bağlantılarının, sarmallarının eksik olmasından kaynaklı olabilir. Öyledir demiyorum, olabilir. Onlardır bir şey. Rönesans sitesindeki yıkılma, bugün mühendis arkadaşlarla da görüştük. Bizde G kuvveti dediğimiz bir teknik terim vardır. Yandan vurma anlamında. Şimdi oradaki zaten bina böyle direkt yan yattı. İşte o güce karşı koyamadı. Domino taşı gibi devrilmişti. Olduğu gibi devrildi. Zaten biz mühendisler bu bina yapımı veya bu hesaplara baktığımız zaman yıkılmayacak diye değildir. Yıkılana kadar sürenin maksimum düzeyde olacak şekilde hesap yapılır ki insanlar içinden kaçabilsin. Yani yıkılmayacak bina yoktur depremde. Vardır yoktur, hani hasar görür. Ama mümkün olduğu kadar hesaplar maksimumda yapılırken ne olursa olsun içinden insanların kaçmasına fırsat verecek seviyeye getirilerek yapılmaya çalışır. Tabii orada mühendis hatası, o hata, bu hata, onları ben şu anda bilemem. Vardır illaki. Şimdi karot almaya başlandı ki bu benim şahsi fikrim, şu anda erken karot için. Neden erken? İki tane üst üste 7,5 şiddetinde deprem geçiren binalarda betonun zaten mukavemeti her depremde daha da düşer. Şu anda alınan karot da iyice düşmüştür. Yani burada insanlar, binada enkazını bekleyen insanlar, onlara nasıl bir yardım olabilir? Onları yapmamız lazım. Yani şu anda oradaki sıkıntılar dediğim gibi soğuk, ısıtma. Hatay'ın merkezinde gıdada bir problem yok ama inanın köyler çok kötü. İşte bunları mesela çözülmesi lazım. Allah korusun bir daha başımıza gelmez inşallah, ama geldiği zaman sadece merkez illere gittik. Köylere de gittik ama köyler gerçekten İhtiyaç sahibi çok. Ama merkezde, şimdi Hatay'da herkes sağ olsunlar göndermişler ama bazı yerlerde ihtiyaç fazlası çıkıyor. Yani onları biraz daha organize olsak, gerçek, efektif gitse, insanlara ulaşsa herkes faydalansın deriz. Şimdi zaten o WhatsApp grubundaki arkadaşlar buna çalışıyorlar. Sağ olsunlar 24 saat bilgisayarın başında bizleri yönlendiriyorlar. Gencecik, pırlanta gibi çocuklar, Anadolu Lisesi, dediğim gibi üniversite öğrencisi ve her ülkeden var. Türk öğrenciler bunlar. Bir şekilde mücadele ediyorlar. Dediğim gibi bu oldu. Bundan sonra bu işten zarar gören insanlar, Alanya'ya 14 bin kişi geldi. Kayıtlı. Şimdi Alanya'ya 14 bin kişi geldi. Tabii ki biz burada bakıyoruz, bakacağız, bakmak zorundayız. Orada kalan insanlar, enkazını bekleyen, cenazesini bekleyen insanlar, makine operatörleri o kadar özveriyle çalışıyor ki şimdi tabii herkes kendi cenazesine ulaşmak istiyor veyahut da kendi yakınını bulmak istiyor. Şimdi Taner hocamın olduğu yer 3 bloğun ortasında, kepçeler giriyor ama onun yakınında olan enkazın altında canlı var mı yok mu, varsa veya yoksa şimdi kepçe orada geçtiği zaman cenazeye zarar verecek. Artık insanların orada bazı, yani artık cenazemizi bulalım yeter diyenler var. Yani o kadar
kendilerinden bir şey, kimseden bir şey bekliyorum. Cenazemizi alıp gidelim. Çünkü üzerine uzun bir süre geçti. Fakat bugün bir mucize olarak 17 yaşında bir 238 saatti galiba. Genç kardeşimiz kurtuldu. İnşallah vücudunda farklı komplikasyonlar yoktur ve sağlığına kavuşur mutlaka. İnşallah. Bu kadar süre işte böbrek ve diğer tabii organlar da ciddi anlamda zarar görebiliyorlar. Peki bölgede de tedbir, yani bu depremin bir gün olacağı belliydi. Deprem bölgesi, deprem kuşağı. O yönde bir hazırlık yok muymuş? Yokmuş. Yani 10 farklı ilde yaşandı. Yokmuş yani. Neden yokmuş? Farklı şimdi yönetim mazot, şekilleri yani var. Tabii mazot sıkıntısı var, yakıt sıkıntısı var. Yani burada, yani şahsi fikrimi söylüyorum mesela, mobil hastane, mobil mutfak veyahut da şöyle söyleyeyim mesela bir deprem bölgesi ise Hatay. Hatay'ın dışına. Da güvenli bir noktaya. Güvenli bir noktaya. Bilmiyorum yapılır yapılamaz. Çelikten atıyorum 1 milyon tonluk depo, içi mazot dolu bekleyecek. 10 sene beklesin, bir şey olmaz. Ve o bölgede 100 bin kişinin kalabileceği şekilde konteyner kent boş dursun. Örnek veriyorum yani, olur olmaz. Şimdi bunlar şu anda çadır sıkıntısı çekiliyor, konteyner sıkıntısı çekiliyor. Bir şekilde üretiliyor ama nereye kadar, ne kadar yetecek? Yetişmiyor. Katar'dan yetişmiyor, beklenenler yetişmiyor. Var. Şu an için bizim WhatsApp gruplarına gelen en fazla talep çadır. Yani barınma. Şimdi bu deprem bölgesi ise o zaman onları düşüneceğiz. Diyeceğiz ki burada ne ihtiyaç var depremden sonra? İnsanın en temel ihtiyaçları: yiyecek, barınma, temizlik. Bunları bir şekilde çözmek, önceden çözüp hazırlıklı olup, bu deprem olacak yani, olur da ne zaman olur, ne kadar şiddetli olur bilmiyoruz. Şimdi bilim adamları konuşuyor işte, diğer bölgelerde hazırlıklı olsun, burada hazırlıklı olsun. Nerede hazırlıklı olacağız? Şimdiden devlet büyüklerimiz bunların hazırlıklarına başladıklarına inanıyorum. Ona göre hareket etmek lazım. Şimdi dediğim gibi anı bilemiyoruz ama tabii her il kendi özelinde bazı aynen çalışmalar yürütmek ya zorunda. Bunu sadece belediye, bağlamak da istemiyorum. Bu bütün, işin, tüm felaketler yani yangın, anlamında. Sel, bunlara da konuşmak. Yani o felaketlerin hepsinin çıkarılıp ona göre maddeleri ayırıp ihtiyaçları olduktan sonra neler yapılabilecek onlara bakmak lazım. Peki inşallah olmaz. İnşallah. Ancak velev ki oldu. Fay'da yeni bir şey değişti, güzergah değişti. Alanya'da etkilendi başka bölgedeki depremden. Biz ne kadar hazırlıklıyız Alanya olarak? Şimdi burada mühendisler odası olsun, mühendis arkadaşlar olsun. Buranın yanlış hatırlamıyorsam 4'te 3'e geçti. Yani 4 ya da 3 bilmiyorum deprem bölgesi olarak. Bizim arkadaşlarımız hesapları yaparken o deprem bölge kuşağına göre hesap yapılır. Ve oranın katsayılarına göre hareket edilir. Sonra bilgisayardan zaten o programlardan işte 4. derece depremi, işte zeminin yapısı böyle filan, ona göre bir proje çıkar. O proje onaylanır yapı denetim ve belediyemiz tarafından. O projeye göre hareket edilir. Ben inanmıyorum Hatay'da, Maraş'ta, orada buradaki projelerin yanlış olduğuna. Bana göre imalat hatası var. Bilmiyorum ama tabii bu benim yorumum. Biz proje bazında, mühendislik bazında belediye olarak ve mühendisler olarak, yapı denetim firmaları olarak hazırız. İmalat aşamasının denetlenmesi konusunda yapı denetim firmaları denetliyorlar. Ki iyi denetliyorlarsa zaten bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi orada medyadan da görüyorum. İşte ya müteahhit suçlanıyor, ya yapı denetim suçlanıyor, ya belediye suçlanıyor. Burada yani müteahhitler kaçıyor. Yani şimdi bir tane suçlu lazım. İlk hedef. Yani şimdi müteahhit veyahut da mühendis veyahut da yapı denetim işte kurumlar, bunlar koordineli çalışırsa, çıkan bilime inanırlarsa, özellikle bilime, bilim sonucunda çıkan projeler, hesaplamalara inanırlarsa ve ona göre uygularlarsa en az hasarla çıkarız. Ama bilimi bir tarafa koyup başka şeylerle uğraşırsak hiçbir şeyin altına kalkamaz. Yani bazı inşaat kalıntılarından, enkazlardan örneklemeler yapılıyordu. Ben rakamları farazi olarak söylüyorum. İşte 14'lük demir olması gerekiyor burada diyor ama şu an 10'luk demir görüyorum diyor. Kim diyor onu?
Bilim adamı mı diyor, mühendis mi söylüyor? Hayır, televizyonlarda bu şekilde yorumlar yapılıyor. Bu farklı bir ayarda demir kullanması mümkün mü bir müteahhitin? Mümkün tabii, yani bu sonuçta insanlar... Yani 14'lük yerine 10 kullanabilir mi? Gözden kaçabilir mi bu? Gözden kaçmaz, bilerek kullanır, kullanıyorsa. Onun gözden kaçacak bir durum yoktur. Projede 14'lüktür. Eğer niyeti kötüyse 10'luk kullanır. Maliyeti düşürmek anlamına. Maliyeti, o niyet. Ama o projeyi uygularsa, o projede 14'se 14'ü uygularsa, hatta daha da şey söyleyeyim, müteahhit mühendisine yani mümkün olduğu kadar kuvvetli bir, güçlü bir yapı yapalım dediği zaman ona göre rakam çıkıyor. Yani daha doğrusu yanlış anlamayın. Proje nettir. Bilim tek, o doğru tektir. Onu uygularsanız bir sıkıntı yok. Şimdi o diyenler kim bilmiyorum. Bir mühendis mi? Gazeteci mi? Yani orada 14'lük, 14'lüğü bir gazeteci, siz yanlış anlamayın. Yani herhangi bir vatandaş 14'lük demiri anlıyorsa helal olsun derim ben zaten. Yani 14'lük, 10'luk. Ve orada yıkılmış binada burada 14 kullanacak demek biraz zor iş. Yani zor. Onu anlaması zordur. Zor, ben yanlış kullanmış olabilir ama şu anda onu anlaması zordur. Şeyleri, beton sınıfları, parçalarını elle ovalıyor, kum gibi dökülüyor. Bu normal mi? Değil. Beton kalitesi düşükse olabilir. Ama biraz önce bahsettiğim gibi iki tane çok büyük 7,5 şiddetinde deprem geçiren binanın beton kalitesi ilk etapta C30 diyelim. O iki tane üst üste 7,5'tan sonra o C10'a düşmüştür zaten. Zaten o hale gelmiştir. Tabii, soruşturma zaten aşamasını... kötüyse daha da kötüleşmiştir. Bu soruşturma aşamasında da muhtemelen yine laboratuvarlarda... İşte şimdi karatlar alınmaya başlandı. Ona düştüyse muhtemelen tıpkı alkollü yakalanan bir kişi işte saatler sonra ölçümü yaptırdıysa aradaki farkı ekliyorlar. Aynen. O şekilde muhtemelen aynen. Bunda yani da vardır. Soruşturma yani soruşturma esnasında onu hesaplarlar. Der ki bu iki tane deprem geçirdikten sonra 30 maksimum 25'e düşer mesela. O 15'e düştüyse zaten... Olağan dışı bir yani, çalışma olduğunu görürler. Bir de binaların bir ömrü vardır. Türkiye genelinde yani 50 yıl deriz biz. Binanın ekonomik ömrüne 50 yıl deriz. Orada kaç yıllık bina nasıl çöktü mesela? Rönesans 2011, 12 yıllık bina. Ya suçlamak adına söylemiyorum ama dediğim gibi orada teknik olarak G kuvveti dediğimiz hesap, bugün arkadaşlarla görüştük, yanlışım da olabilir. Bu bizim kendi arkadaşlarımızdaki yorumumuz. O kuvvete karşı dayanamadığı için yıkılmış diye karar verdik. Yani düşündük. Ona göre hesaplar yapılacaktı zaten. Yani kimseyi suçlamak istemiyorum dediğim gibi. Bilime inanırsak bir şey olmaz. Daha güçlü bilimin ışığında ve teknik anlamda daha güçlü yapılar oluşturursak depremde de her minimum ne kadar şiddetli olursa da minimum zararla aynen atlatmak mümkün olabilir. Çünkü bazı binalar görüyoruz yıkılmamış, yanındaki yani yıkılmış. Özellikle Maraş'ta da evet, daha çok gördüm bunu gittiğimde. Hatay'da tabii neredeyse ayakta bina yok, dönecek kadar az. Ama kamu binalarının da ayakta olduğunu, kaymakamlıkların vesaire ayakta olduğunu da görmüş olduk orada. O da dikkatlerden kaçmadı. Keza TOKİ binalarının büyük oranda sağlam ve sağlıklı olduğunu yine fark ettik. Alanya'da teknik anlamda hazırlıklar, işte çalışmalar bilim ışığında sürüyor dediniz. Bir olası felakette, biraz önce bahsettiğiniz gibi işte mazottur, benzindir, konaklama anlamında çadırdır veya diğer ihtiyaçlarla ilgili bir tedariğimiz var mı? Biz mesela elimizde olanları şu an oraya gönderdik. Bizde var mıydı? Hızlıca temin ettik. Hızlıca temin ettik. Elimizde olan da vardı tabii. Elimizde olan bir yere kadar yetiyordu. O anda hemen ilk etaptan itibaren taleplere karşı hemen tedarik ettik. Ve mümkün olduğu kadar. Mesela şu anda konteynerler seri üretime geçti. Sürekli taşıyacağız artık onları. Üretimi Alanya Belediyesi kendi kontrolüne mi yoksa dışarıdan? Alanya Belediyesi'nin organizasyonuyla üretim yapılıyor. Biz de taşıyacağız onları. Antalya'dan başkanımız Vali Bey ile görüşmüş. Yani onların arasındaki organizasyona göre hareket edeceğiz. Evet. Bölgede yine çadır kentler kuruluyor. Küçük küçük veya daha büyük alanlar. Fakat boş alan bazı yerlerde gerçekten var. Fakat var. Bazı yerlerde
Daha dar alanlara bu oluyor. Biz Alanya'da toplanma alanı anlamında yeterli alanımız var mı? Var. Şöyle var. Plaj, sahil. Sahile kurarız öyle bir durum olursa. İnşallah olmaz da. Yani şu anda aklıma ilk gelen yer orası. O bölgede genelde... Kış günü dalga riski var. Yani şöyle söyleyeyim. Tamam, tabii ya, o kadar yakın olmasa bile tek şerit. Şu anda aklıma geldi de söylüyorum. Orada genelde... Çünkü normal şartlarda deprem toplanma alanları tarzında bütün şehirlerde var. Merkezde kaymakamlığın yanında en belirgin olanlardan bir tanesi yerleri. Orada toplanma yeri. Genelde Hatay olsun, Maraş olsun o çadır kentleri bahçelere, okulların bahçesi, hastane bahçesi mesela işte Hatay Stadyumu. Binalardan da uzakta kurmak tabii, gerekiyor. Tabii Hatay Stadyum mesela burada da stadımız var. Milli Egemenlik var, Allianz stadımız var. O bölgeler var yani çadır kent anlamında. Parklarımız, bahçelerim, yani o bölgeler park var, bir sürü parkımız var. Onların hepsi bir şekilde malzemeler çekilip çadır kent kurulabilecek pozisyonda. Tabii inşallah öyle bir felaket olmaz, onları kullanmak i̇nşallah. Zorunda kalmayız. Tabii bir gün olabileceğinde her şeyin düşünmek gerekiyor. Tedbir almamız lazım. Yüzlerce yıl sonra böyle büyük bir deprem yaşandı. Bekleniyordu bir gün ama bugün için beklenmiyor tabii. Belki. O yüzden belki millet olarak bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz diye bir algı var. Ona kapıldı herhalde oradaki yöneticiler de. Kendi dönemlerini çıkaracağını düşündüler ama maalesef acı kapıya dayandı. İnsanların hayatı sona erdi ve yaralılar var. Alanya'da da tedavileri sürüyor. İnşallah yaralılara acil şifalar dileyelim. Çok teşekkür ederiz kıymetli bilgilerinizden dolayı. Memleket olarak düşmedik, tökezledik ama kalkmasını da biliriz evet, inşallah. Dün akşam da onu net olarak gördük. Türkiye aynen. Bir tek yürek olarak aynen. Yardım kampanyasına katkı verdi. Güzel de bir yardım toplandı. Belki daha fazlası da toplanabilirdi. Bazı firmaların isimlerini görmek isterdik, göremedik ama en azından vatanı, milleti kalbinde yaşayanlar bu kampanyaya sahip çıktılar. Türkiye'nin yalnız aynen. Olmadığını göstermiş oldular. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bilgilerinizden dolayı. Sağ olun. Sevgili seyirciler, deprem bölgesindeki çalışmalarda Alanya Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgileri aldık. Kahramanmaraş Merkezi depremin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm televizyon kanalları Alanya Posta Medya ailesi olarak bizler de Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına yayınladık ve 115 milyar deprem bölgesi için para toplandı. 7-7'lik Kahramanmaraş Merkezi 11 ile etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyası, yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalıyla 562 radyoda yayınlandı. Kampanyada Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapıldı. Tarih gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin lira ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı. Kampanyaya Alanya'dan da bağışta bulunanlar oldu. Şehit Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli'nin ailesi, çocukları Göktürk ve Gökçe Nazilli adına bir şehitlik maaş bağışlandı. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne yapılmış olan Quick Sigorta, Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu'nun yapımını üstlenen Maher Holding'den, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'sa 3 milyon lira bağışladı. Tamam, ben not alıyorum. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Alişan. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Deprem yardımlarına dünyanın duyarsız kalmadı. Bu toplantıda da bir kez daha dile getirildi. NATO Genel Sekreteri Bakan Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleri hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Stoltenberg aktif bir tutum sergiledi. Sürekli bizi ağırladılar. Diğer müttefiklerimiz de sürekli destek verdiler. Arama kurtarma ekiplerinin 3500'den fazlası müttefiklerimizden geldi. Türkiye olarak NATO'nun güçlenmesinden yanayız diye konuştu. Immediately took action upon our request and the NATO Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center has been coordinating this assistance since the beginning. The NATO Council has also decided the containers and the tents that are suitable for winter conditions to be sent to our country from their inventory. And this is going to... NATO ülkelerinden desteklerin devam ettiğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO adına en içten başsağlığı mesajlarını iletmek istiyorum. Türkiye'deki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişileri de alkışlamak istiyorum. Depremin ertesi günü NATO'nun bununla ilgili acil durum merkezine binlerce yardım Türkiye'ye farklı ülkeler tarafından gönderildi. NATO müttefikleri desteklerini vermeye devam ediyor diye konuştu. Bu aslında bizim ittifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu arada en ölümcül, en korkunç felakettir. NATO adına en derin, en içten başsağlığı dileklerimi Türk halkına ve bu felakette hayatlarını kaybetmiş olan kişilerin ailelerine ve sevdiklerine iletmek istiyorum. Türkiye'deki ilk acil durum NATO allies lowered their flags in solidarity after the earthquake. NATO, this week's defense ministerial meeting, we observed a moment of silence to honor the victims. In your time of need, NATO stands with Turkey. The day after the earthquake, NATO's disaster response center issued an immediate request for assistance to all NATO allies. Bütün NATO müttefiklerine Türkiye'nin bu konudaki talepleri iletti. Bu aşamadan bu yana binlerce yardım ve acil arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye farklı ülkeler tarafından gönderildi. Gazipaşa'da köy konağı depremzedeler için ücretsiz ikram merkezine dönüştürüldü. Konak deprem bölgesinden gelen vatandaşların ihtiyaçları için 7/24 hizmet veriyor. Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde bulunan Gazipaşa'ya bağlı Güney Mahallesi köy konağı afetzedeler için ücretsiz ikram merkezine çevrildi. Köy konağında aşevi kurularak deprem bölgesinden Antalya'ya gelen depremzedelere günün her saatinde ücretsiz yiyecek ve içecek ikramı hizmeti veriliyor. Köy halkı ve civar mahallelerin gönüllüleri tarafından pişirilen yemekler günlük 20 bin kişiye ikram ediliyor. Konakta hizmet veren Güney Muhtarı Yahya Küçükballı depremzedelerimiz için konağı aşevi ve ihtiyaçları karşılama noktasına dönüştürdük. Bu yükün altından kalkacağız. Biz hem devletimize hem milletimize güveniyoruz diye konuştu. Burayı bir aşevi ve ihtiyaçları karşılama noktasında bir birim oluşturduk. Kısa süreli de olsa depremzedelerimizin ihtiyaçlarını ilk hayatı önem taşıyan ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Burada büyük bir mahallelerimizden, gönüllülerimizden büyük bir ekip oluştu. 7/24 yaklaşık deprem olduğu günden beri 7/24 hem mahallelerimiz hem gönüllülerimiz ve tüm kurumlarımız çalışmaya bize destek veriyor. ALSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'da 30 bin yatağını depremzedelere açan otelcilerin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti. Depremzedelerin barınma ve beslenme sorununu çözen otelcilere enerji ve personel desteği verilmesi, vergi muafiyeti gibi kolaylıklar sağlanması gerektiğini belirten Başkan Erdem'e Hisarcıklıoğlu'ndan da destek geldi. ALSO Başkanı Eray Erdem'den talepleri alan Hisarcıklıoğlu, turizmcilerle ilgili olarak bu taleplerin büyük önem arz ettiğini belirterek takipçisi olacağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Erdem'e sektörün sorunlarını ilettiği için de teşekkür etti.
Konuyla ilgili olarak Başkan Erdem'in açıklaması ise şu şekilde. Başkanımız İsa Arıcıklıoğlu'nu ayrıca elini taşın altına koyan tesislere konaklama vergisi muafiyet gibi konularda da destek verebileceğini ifade ettik. Kendisine ayrıca Alanya olarak depremde yaptığımız örnek çalışmalar konusunda da bilgi verdik. Makul taleplerimize destek verme ve takipçisi olma konusunda bizlere söz veren TOP Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz. Sektörlerimizin sorunlarının sesi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Alanya'ya gelen vatandaşlara kuaför hizmeti veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Merkezi 2 depremin ardından Antalya ve ilçelerine gelerek depremzedelere destek olmaya ve tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaförü kuaförlük ihtiyacını karşılamak için Alanya'ya geldi. Mobil kuaför Alanya'da otellerde, yurtlarda, misafirhanelerde kalan depremzedelere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Obada park eden mobil kuaför, kadın, erkek, çocuk, tüm depremzedelere saç ve sakal kesimi yaptı. 2 gün ilçede kalacak olan mobil kuaför talep olması halinde süreyi uzatacak. Alanya ve Gündoğmuş'un yüksek kesimlerinde kar ve heyelanla mücadele sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya'nın yüksek kesimlerindeki çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Taşatan, İmamlı ve Akçatı mahallelerinde heyelan nedeniyle kapanan yollar iş makinalarıyla yapılan yoğun çalışma sonucu trafiğe açıldı. Karapınar, İmamlı, Özvadi ve Uğrak yaylalarıyla Alanya'yı Karaman'a bağlayan dikenli yolunda karla mücadele çalışması sonucu yollar tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan Taşatan, Gedevet, Badem Ağacı ve Hacıbeleni bölgesiyle Gündoğmuş'a bağlı Yeniköy ve Çamlıalan mahallelerinde buzlanma olan yollarda tuzlandı. Araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara ise yardım edildi. Alanya'da gayrimenkul alan yabancılar 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası insanların acısını paylaşıp afetzedelere yardım eli uzattı. Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de 10 ilde yıkıma yol açtı. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda insanın yaralandığı depremde on binlerce ev ve iş yeri yıkıldı. Deprem sonrası Alanya'da 7'den 70'e herkes her bakımdan seferberlik ilan etti. Alanya'da sadece yerli insanlar değil, şehrin gayrimenkul satın alıp ilçede yaşayan yabancılar da Kahramanmaraş depremi sonrası adeta yas tuttu. Alanya'da ev ve arsa satın alan çok sayıda yabancı, kaybettiğimiz insanların acısını yüreğinde taşıdı. Yardımlaşma seferberliğine de ciddi anlamda katkı sundular. Şehirde dükkanlardan alışveriş yapıp yardımlarda bulunan yabancılar bununla da kalmayıp kendi araçlarıyla gittikleri deprem bölgesindeki insanlara giyecek, yiyecek ve ısıtma ürünleri götürdü. Rus'tan Alman'a, İsveç'ten Ukraynalı'ya kadar herkesin seferber olup depremzedelere yardım ettiği Alanya'da bulunan yabancılar, Türkiye'nin ve Türk milletinin yanındayız, yaraları hep birlikte saracağız diye ifade verdiler. Yabancıların yardımıyla mutlu olan depremzede vatandaşlarsa, bizim acımızı paylaşıyor, zor günümüzde yanımızda oluyorlar. Sizlere bu anlamda teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi zor günümüzde yalnız bırakmadınız, dedi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremde can kaybı 36.187 oldu. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlanırken enkaz kaldırma işlemine başlandı. Antakya'da enkaz kaldırma çalışması yapan iş makinesinin operatörü ölümden saniyelerle kurtuldu. Bu anlar kameralara yansıdı. Türkiye ile birlikte dünyayı da derinden sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum Horasan Hasanbeyli köyünden bölgeye giden iş makinesi operatörü Vedat Yıldırım büyük tehlike atlattığı anlar kameralara yansıdı.
Yıldırım'ın kullandığı iş makinesinin çalışma yaptığı enkaz halindeki bina bir anda yerle bir oldu. Binanın hemen önündeki iş makinesinde çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarı atmayı başardı. Vedat Yıldırım olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, olay anı ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, depremzedeleri konaklatan otel veya evlerde kullanılan elektrik ücretine indirim yapmaması halinde enerji dağıtım firmasının taleplerini belediye meclisinde red oyu vereceğini duyurdu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezi meydana gelen deprem felaketinde 36 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken 80 binin üzerinde vatandaşımız ise yaralandı diyen Cumhuriyet Halk Partili Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, depremden sağ kurtulanların barındığı tesislerin enerji maliyetinde indirim yapmaması halinde enerji dağıtım şirketinin trafo için yer talebinde olumlu oy vermeyeceğini, diğer meclis üyelerinin de vermemesi için çaba harcayacağını belirtti. Deprem felaketinin hemen ardından yaklaşık 50 bin depremzede vatandaşın Alanya'ya geldiğine dikkat çeken Zavlak, şimdilik otellerin veya konut sahiplerinin kendi bütçelerinden karşıladığı elektrik faturası konusunda bölgeye elektrik veren CK firmasının herhangi bir indirim yapıp yapmayacağı ya da borcu silip silmeyeceğini merak ediyoruz. Her ay CK tarafından Alanya Belediye Meclisi'ne talepler geliyor. Eğer depremzedelerin konakladıkları oteller veya konutların elektrik giderleri için CK sessiz kalmaya devam ederse, ben kendi adıma meclise gelen hiçbir trafo yeri talebi dosyasına destek olmayacağım. Aksine kabul edilmemesi için tüm imkanlarımı seferber edeceğim diye resti çekti. Alanya Afet Konaklama Koordinasyon Merkezi'nde kayıtlı olup Alanya'da geçici olarak bulunan depremzede vatandaşları Kaymakam Fatih Yürükmezer konakladıkları otellerde ziyaret etmeye devam ediyor. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Yürükmezer Alanya Afet Konaklama Koordinasyon Merkezi'nde kayıtlı olup Alanya'da geçici olarak bulunan depremzede vatandaşlarımızı konakladıkları otelde ziyaret etti. Yaklaşık 1500 misafirin kaldığı otelde depremzede vatandaşlarımızla görüşüp durumlarını soran Yürükmezer, her bir misafirimizin ilk ihtiyaçlarını kendilerine sunmaktır. Burada otel sahiplerine, çalışanlarına ve gönüllülere gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyorum dedi. D400 üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü depremzede, 5 kişi yaralandı. Kaza Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası kavşağında meydana geldi. Yaşar Bozancır'ın kullandığı Kahramanmaraş plakalı otomobil, Hasan Çenesiz'in kullandığı Antalya plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza yapan Bozancır ailesinin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaşadığı deprem sırasında evleri yıkıldığı için Manavgat'a gelerek otele yerleştikleri, deprem sırasında ayağı kırılan ve alçıya alınan oğullarıyla grip olan iki küçük kızlarının tedavisi için hastaneye gittikleri öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş'taki depremin ardından Antalya'ya gelen depremzedelere bir berber 3 ay boyunca ücretsiz kesim hizmeti vereceğini ifade etti. Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremin ardından kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer taraftan bölgede bulunan binlerce insanın başka şehirlere nakilleri de devam ediyor. Turizm kenti Antalya şu ana kadar 100 binden fazla depremzede geldi. Şehre gelen depremzedelerin yaklaşık 70 binine yakın otellerde kalırken binlerce kişi de KYK yurtlarına yerleştirildi. Birçok insansa yakınlarının yanında kalmayı tercih etti.
Antalyalı berber Eyüp Ensar, Yıldırım şehirde yaşayan depremzedelere ücretsiz hizmet vermeye başladı. Yıldırım AFAD ekiplerinden alınan belgeyle kendisine başvuran depremzede vatandaşların 3 ay boyunca ücretsiz olarak tıraş edileceğini belirtti. 23 yıldır bu berberlik mesleğini, faaliyetini devam ettiriyorum Antalya merkezde. Acımız hepimizin acısı. Çok büyük bir afet oldu. Yani bu Türkiye'nin 10 tane ilinde değil de neredeyse tamamını etkileyen bir afet oldu. Oradaki insanların canı yandı, bizim yüreğimiz yandı. Çok üzüldük. Biz de vatandaş olarak acımızı tarif edemiyoruz, öyle söyleyeyim. Yani ben de buna istinaden elimden geldiği kadar depremzede kardeşlerime yapmak istediklerim vardı. Elimden geldiği kadar yaptım. Yani yaptığım iş icabı, mesleğimin icabı. Onlara bir yardımım dokunsun. Depremzede kardeşlerimize 3 ay boyunca ücretsiz tıraşlarını, ücretsiz bakımlarını ücretsiz yapmak istedim. Yani elimden geldiği kadar vatandaş olarak bu yani yapabileceklerim bunlar diye düşündüm. Daha fazlasını da yapmak isterim tabii ki. Elimizden ne gelirse yapmak isterim. İnsanların bu şu zamanda birbirlerine destek olması gerekiyor. Değerli izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esenlikte kalın, mutlu akşamlar.